Ya kızım ne işimiz var şimdi ta oralarda? Ben o kadar uzatamam yemek arasını. Ya benim arkadaşım 40 yılda bir terfi almış. Ne yapacağız? Hamburger mi yiyeceğiz böyle? Bak ne güzel hava işte. Gidelim yiyelim. Zaten hep buralarda yiyoruz. Ya şu şirket arabasını özel işlerin için kullanma diye kaç defa söylüyorum sana Çisil. Vallahi başına iş alacaksın ha. Çek kenarda taksiyle devam edelim. Sen üzerine vazife olmayan şeylere karışma bir kere. Ben müşteriye gittim derim, bir şey derim. Hiçbir şey olmaz. Bakayım. Ay bazen gerçekten çok itici oldunuz. İtici mi? Sen de mi Çisil ya? Sabahtan beri Demir'de itici aşağı, itici yukarı. Sen Demir'le mi görüştün? Ha. Yıllardır gelmez gelmez bugün geleceği tuttu beyefendinin. Bir de Hakkı Bey yokken ofisi o yönetecekmiş. Bak bak bak. Aklınca. Allah Allah, Allah Allah. Olaylara bak ya. Başka ne oldu? Aralarda bombalar patlamış. Hiçbir şey söylemiyorsun ya. Bir şey yok işte. Göreceğiz yani. İnatlaşıyor benimle. Elleri kırılsaymış da beni staja kabul etmeseymiş. Bak 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 bak, laflara bak. Yani sen bildiğinden beri sürekli Demir'den bahsediyorsun. Yoksa ondan hoşlanıyor musun ha? Kim? Sen. Kimden? Demir'den. Ben mi? Evet. Ne alakası var canım? Nefret ediyorum ondan hatta. İşte büyük aşklar nefretle başlar kızım. Büyük aşklar nefretle başlar. Sil yapma şöyle şeyler. Bak gerçekten zaten sinirim tepemde. Ne, sinir oluyorum ya adama. Ya ben sana ne anlatıyorum, sen ne anlıyorsun? Çisil, aynalara bakıyor musun hiç? Evet, bakıyorum. Saçımda bir şey mi var? Ha? Havalı değil mi? Değil değil mi? Vallahi Demir aslında yakışıklı çocuk. Atletik, dinamik, canlı, heyecanlı. Hem de zengin. Kendini beğenmiş. Ukala, kaba, bir zonta. Babası bile itelemiş. Boş gezenin boş kalfası. Yok yok. Bu kadar denişmek hayra alamet değil, ben diyeyim. Kariyerimin en önemli haberini aldığım gün. Nereden çıktı geldi karşıma bilmem ki. Ama çiftler böyle aynı ofiste çalışmamalı biliyor musun? Yani sonradan sorun oluyor. Yani birbirlerini özlemiyorlar falan, sıkıntı. Daima bir aşağılama. Ukala ukala konuşmalar, yukarıdan bakmalar, dalga geçmeler, taklidimi yapmalar falan. Sen kimsin be? Sen kimsin? Ha? Nereden çıktın geldin karşıma? Ha? Çıktı gitti dedik, yine kurtulamadık. Yani senin de evlilik yaşın artık geldi be Nil. Ha? Senin için de evlilik yolundaki son tren olabilir yani, söyleyeyim. Sen ne diyorsun ya? Ama önce senin bu imaj olayını falan biraz halletmemiz lazım. Bu ne böyle ya? Bu gözlük böyle bir patates, bu çöp, bunu at artık. Bu ne ya? Hayır yani anlamıyorum. O saçını da öyle arkadaş şey gibi bağlamış, sanki annem bağlamış gibi. Annem topluyor zaten. Ne var be benim saçımda başımda? Gayet güzel işte. Daha ne olacak? Olmamış. Onları bir saçlarını açacaksın, şöyle savuracaksın. Oradan oraya bir havalandıracaksın ya. Bir şey yapacaksın. Olmaz. Gömleği falan da çıkar. Çok işimiz var bizim seninle ya. Çok işimiz var. Bırak Allah aşkına ya. Gayet güzel işte böyle. Daha ne olacak? Orada ne var öyle ya? Kavga mı? Kadınla erkek kavga ediyor sanki. Baksana şurada. Çek bakayım kenara. Çek. Ay. Adam kadın üstüne yürüyor resmen. Çek. Dur şurada dur. Vallahi ben hiç anlamam, tamam mı? Bu arabanın boyanısının parasını ben alırım. Söke söke. Parayı da alırım. Hiç affetmem lan. Bak ya. Dua et kocama bir şey olmasın. Seni mahvederim. Araban da bassın. Sen de bak. Aşağılık rezil. Lan sen ne diyorsun? Ne biçim konuşuyorsun lan? Kime aşağılık diyorsun sen? Ne konuşuyorsun? Sakin olun beyefendi. Lütfen. Lütfen yapmayın. Suçlayın güç. Yapmayın. Ne oluyor burada? Yeter artık ya. Aşağılık, rezil. Bak beni sinirlendirme, hakaret ediyor ya. Duymuyor musun? Sakin olun. Sensin. Bir dakika. Önce bir yaralı kurtarılsın hayırlısıyla. Şu an konuşulacak meseleler değil bunlar. Lütfen yapmayın. Ablacığım benim bir hatam yok. Ablacığım kafana göre araba yolunda bisiklete binebilir misin ha? Bisiklet bir taşıttır. Diğer taşıtlarla aynı haklara sahiptir. Hatta bisiklet ve motosikletlere diğer taşıtlar öncelik vermek zorundadır. Bunu bilmiyor musunuz? Peki kardeşim, madem taşıt bisiklet, ne işi var ters istikamette benim şeridimde, ne işi var ha? Bir dakika, bir dakika. Ha. 6-7 metre fren izi var. Bu ne demek oluyor ha? Süratli misiniz? Neco, biz tamamız. Çek yukarı. Her 1,5 metrede bir pozisyon alacağız. Tamam kankacığım, hazırım ben. Neco, ne oldu oğlum? Çeksene. Demir, bir işte sorun var. Hemen tamir edeceğim abi. Hadi çabuk. Adamı kaybediyoruz. Hadi.
Ben ara bulucuyum. Bakın beyefendi, bu benim kartım. Adım Nil Karay. Buyurun. Beni istediğiniz saatte arayabilirsiniz. Bakın önce bir yaralı kurtarılsın hayırlısıyla, yazık günah adama. Ondan sonra bu meseleler mahkemeye intikal etmeden tatlıya bağlarız, tamam mı? Maksat her iki tarafta uzun uzadıya mağdur olmasın. Ama şimdi lütfen kavga etmeyin. Sakin bir şekilde bu konuyu çözelim. Tamam mı? Açılın bir. Açılın lütfen kenara. Uzaklaşın lütfen. Açın şu yolu. Bir ferahlatın burayı. Duyarlı olalım. Ne? Hemen bakma. Hemen bakma. Şuraya doğru bak. Bu Demir'in kankası değil mi kızım? Çok benziyor ama değil. O değil. Ben unutmam. Ben asla unutmam. O. Demek ki o buradaysa Demir de burada. Necmi vallahi o. O. Hakikaten o. Aşağıdaki Demir mi? Neco, adamı kaybediyoruz oğlum. Acil bir şekilde hastaneye yetiştirmemiz lazım. Hadi. Gel merhaba diye. Tamam, dur. Oh. Merhaba Necmi Bey. Kolay gelsin. Merhaba küçük hanım da siz benim... Adımı nereden biliyorsunuz ya? Ben Nil'in yakın arkadaşıyım. Hop. Hoppa! Sizin ne işiniz var burada? Biz kazayı görünce durduk. Çisil. Ben bir bakayım olaya. Neco, oğlum sıfırdan vinç mi imal ediyorsun? Adam kötü diyorum. Çekler hadi. He? Neco. Demir şeydi. Kobra'dan Alfa'ya. Ne oluyor ya? Hatlar mı karıştı? Necmi. Kobra'dan Alfa'ya. Nasıl şimdi kobrayı? Çeksene yukarı. Ne kobrası? Hadi be. Kobra hazır. Kobra hazır Alfa. Çekeyim. Çekiyorum yukarı. Çabuk. Tamam. Yavaş. Neco. Neco var ya, bir yukarı çıkayım göstereceğim sana. İşinize pek hakim bir havanız var doğrusu. Evet. İşinize pek hakim bir havanız var doğrusu. Evet. Sağ olun. Çok güzel çekiyorsunuz. Ulan Neco. Ayarsız Neco. Çabuk. Çıktı. Ne? Al. Yavaş. Çevir elinden. Boynunu serpme. Boynunu tutun. Dur. Yavaş. Tamam. Sakin olun. Yok, bizim iki tane çocuğumuz var. Lütfen. Tamam. Çisil. Sen hanımefendiyi sakinleştir. Yavaş. Gel abi. Yavaş. Dur. Sarsma. Yavaş koyun yere. Yaşıyor mu? He? Yavaş, boynunu yavaş yere koy, yavaş. Ya sen nereden çıktın? Babam mı gönderdi beni takip et diye? Ne münasebet? Niye babanız göndersin? Tamam. İyi mi o? Ya bir dur, ne yaptın? Dikilme tepemde yardım et. Kaldır tamam, şu ayakları. Bana, kaldır ayaklarını, kaldır. Tamam. Durmuş galiba. Oğlum. Ne? Ne yapıyorsun öyle, adam bırakılır mı yere ya? Ne yapayım, korkarım ben ölüden. Geç şu başına, hiç gel buraya. Buraya gel. Tamam. Bana bak, kalp masajı yapacağım, sen de üfleyeceksin, tamam mı? Burnunu kapatmayı unutma. Tamam. Dur bakayım, ne görmüştüm. Üfle, kendi burnunu değil bir adamın burnunu kapayacaksın. Ay, bir daha. Tamam, bilmiyorum ki. Bunu ben yapsam, bunu sen yapsan. Üfle! Üfle hadi, üfle. Tamam, yapayım mı? İşte. Hadi. Adam gibi üflersen adam yaşayacak. Bir mi? İki mi? Üç mi? Dört mi? Üfle! Yaşıyor! Başardık. Ya aferin. Hadi. Thank you.
olmuş lan bana böyle? Oğlum harbiden perişan olmuşsun ama. Neyse yalnız kanka büyük sevaba girdin. Adamın hayatını kurtardın ha. Allah'ım gör şu yaptığımız iyilikleri. Yürü ya kulum de ya Rabbim. Amin. Devam et oradan buraya doğru. Hazır ağzına hayır açmışken devam et bu tarafa doğru. Şu Necmi kuluna da hayırlı bir kısmet eyle ya Rabbim. Amin. Şu demir kulunun ağzı bal yesin ya Rabbim. Ona da hayırlı bir kısmet nasip eyle. Daldan dala konmaktan artık vazgeçsin. Magazin muhabirlerinden kaçmasın artık. Evinin adamı olsun. Ya saçmalama. Tövbe de lan. Demem. Tövbe de. Demeyeceğim. Tövbe de çene. Tamam dedim mi? Zaten ben seni mi düşüneceğim? Benim düşünecek çok daha önemli bir kız meselem var. Kanka senin hep düşünecek bir kız meselem var. Kızın karşısına çıkması yetiyor sana. Terbiyesizlik yapma. Şimdi sevdi miyiz biz? Kanka bu defa başka oğlum. Of ne gündü ama ya. Bu Necmi sempatik bir çocuk aslında değil mi? Yani tam evlenilecek adam. Çok merak ediyorum Çisil. Nereden anladın yarım saatte evlenilecek adam olduğunu? Bir kere kadınlara nasıl davranması gerektiğini biliyor. Özgüvenli, ayıyla falan cebelleşiyor. Bunlar önemli yani. Bildiğin evlenecek bir adam. Anladın mı? Ama Demir de öyle. O da bir kahraman sonuçta. İleride çoluğuna çocuğunu anlatırsın. Babanız şöyle uçtu, böyle...